Sevgili dostlarım, öncelikle hoş geldiniz. Hangi ürün ne kadar kazandırır? Video serime bugün safran bitkisiyle devam ediyoruz. Dünya çapında kalitesine göre kuru safranın 500 dolar ile 1200 dolar arasında alıcı bulduğu bilinmektedir. Safranın yetiştiği yerler öncelikle İran'dır. Hatta İran'da İran'ın kırmızı altını olarak bilinir. Daha sonra İspanya, Fransa, İtalya, Hindistan Türkiye'de de safranbolu da yetişmektedir. Genç çiftçi devlet desteği kapsamında daha evvelden Antalya'da destek alan yani hibe alan bir çiftçimiz de gazetelerde duyurulmuştur. Bundan şunu anlıyoruz ki safranbolu ikliminden çok farklı bir iklimde de ülkemizde bu bitki yetişebiliyor. Safran bitkisi kendi gramajının 100 bin katı bir sıvıyı boyayabilecek güçte bir maddedir. Sağlık konusundaki faydalarına burada girmek istemiyorum. Aynı zamanda hangi konuya yardım edecekse yine konusunda çok endike bir ilaçtır. Gıda boyası ve ilaç sanayinde de kullanılır. Safran, süsengiller familyasından sonbaharda çiçek açan çiğdem cinsinden soğanlı bir kültürü bitkisidir. Çok yıllık bir bitkidir. Bitkinin yaprakları şeritimsi, mor, çiçekleri üç tepeciklidir. Bitki tohum vermez, soğanları ile çoğaltılır. Safranın elde edildiği bitki de safran olarak adlandırılmaktadır. Değerli izleyiciler, ben burada safran yetiştiriciliği ile ilgili genel bilgiler vereceğim. Daha profesyonel yetiştiricilik için uzman ya da tecrübeli birinden mutlaka danışmanlık ve bilgi alın. Safran yetiştirmek istiyorsanız ilk önce toprağınızın buna uygun olup olmamasına bakmalısınız ya da buna uygun toprak kiralayıp satın almalısınız. Birincisi, safranızın çok bereketli olması için toprağınızın güneye bakan bir yamaç olması gereklidir. Safranın ikindi gölgesi görmemesi çok önemlidir. İkindi gölgesi görmezse daha iyi yetişir. Toprağının kumlu, gevşek, taşsız ve iyi drenajlı olması gerekir. Taban suyunu sevmez, o nedenle yetiştiriciliğinde yamaç çok önemlidir. Safran toprağının ayrıca kireçli ve pH'nın 7 ile 8 arasında olması gereklidir. Bir yıl öncesinden boş bırakılmış yani nadasa bırakılmış olmalıdır. Safranın acımsı lezzeti, kuvvetli ve özel kokusu vardır. Safran sonbaharda çiçek açıp 20-30 cm boylanabilir. Safran çiçeğinin bitkiye bağlanan yaprak sapları ile birlikte Pistil de denilen dişi organları kurtularak gastronomide baharat ve gıda boyası olarak kullanılır. Tekrardan söylüyorum, safran çiçeğinin tohumları kısır olduğu için toprak altında bulunan soğanlardan üretilir. Safran çiçeğinin soğanları 3-4 cm arasında değişen büyüklüğe ulaşabilir. Safran bitkisinin veriminin yüksek olması için safran soğanlarının büyüklüğünün en az 15 ya da 20 mm çapında olması gerekir. Safran soğanın çapı büyüdükçe safran verimi de artar. Safran soğanlarının büyüklüğü 1 ila 20 gram arasında değişmektedir. Büyük soğanlar ilk yılda olmadığı için soğanların mutlaka 8 gramdan büyük olanlara seçilmelidir. Safranın ekim zamanı 15 Ağustos ile 15 Eylül arasındadır. Ancak İran kayıtlarında, 15 Haziran ile 15 Eylül arası olabileceği söylenmektedir. Fakat altında bir dipnot düşülmüştür. Ağustos'un sonuna ve Eylül'e bırakılan yumruların çok verimli olmayacağı konusudur. Safran yumrusu satın alırken dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi uygun büyüklükte olmasıdır. Aynı zamanda safran yumruların hastalıklı, yaralı ya da zedelenmiş olmamasına özen gösterilmelidir. Safran yumrularının ekilmeden önce dezenfekte edilmesinde fayda vardır. Aynı zamanda satın alacağınız safran yumrularının sizin iklim ve bölgenize uygun olması çok önemlidir. Türkiye'de dönüm başına 150 ila 600 kilogram safran yumrusu ekilirken İran'da 2 tona yaklaşmaktadır. Türkiye'de açılan bir ocağa 1 tane ya da 2-3 tane yumru ekilirken yine İran kayıtlarında 10-15 yumru olarak geçmektedir. İklim olarak bitki çok soğuk kışları atlatabilir. Kar altında kalabildiği gibi eksi 10 santigrat derecelerdeki donlara karşı da dayanabilir. Safranın 9 yıllık bitki olmasına rağmen Türkiye'de üreticiler genellikle 4 yıl sonra safran yumusunun yerini değiştirmektedirler. Yine normalde 9 yıl yaşamasına rağmen 7. yılda verimini iyice yitirmektedir. Safran bitkisinin sulanmasına gelince suya ihtiyacı az olan bir bitkidir. Ekim zamanında toprağın çok hafif nemli olması yeterlidir. Hasattan bir hafta 15 gün sonra ise bu soğanların sulanması tavsiye edilmektedir yumruların büyümesi açısından. Safra soğanı ekildikten sonra Ekim ayına kadar yalnızca bir kez sulanmalıdır. Ekimden önce ve Ekimden sonra toprak iyice işlenir, gübreleme işlemleri yapılır. Yabani ot mücadelesi çok önemlidir. Ekimden sonra safranın çiçeklenmesi bir ayı bulur ve hasadı 20 gün sürer. Hasat gün doğumu ile sabah 9 saatleri arasında yapılır. Ekim ayı ortalarında açmaya başlayan safranlar her sabah açmadan koparılarak gölgede bekletilerek açmaları sağlandıktan sonra dikmaları 3 parçanın birleştiği yerin yarım santim altından açık sarı kısmının başladığı yerden elle Cımbızla veya makasla koparılır. Koparılan stigmalar 30 dereceye ayarlanmış havalandırmalı fırın veya kurutma dolabında 24-26 saat kadar bekletilerek kurutulur. Kurutulmuş ürün tahta kutulara veya koyu renkli şişelere konularak rutubetsiz, serin ve ışık almayan yerde muhafaza edilir. Stigmalara balmumu, stamentler yani sarı renkli erkek organlar, aspir çiçekleri ve benzeri katılması kaliteyi düşürmektedir. Bu da pazar kaybına sebep olmaktadır. Gelelim soğan yumrusuna. Safran yetiştiriciliği bir taşla iki kuş vurmak gibidir. Safranı yetiştirirken hem safranından faydalanırsınız hem de yumruları arttırırsınız. İyi bakılmış bir safran yumrusu bir yılda 5 ila 7 arası yumru vermektedir. Daha önce de belirttiğim gibi yumrular biraz daha ufak olmaktadır. Şimdi gelelim bir yılda bir dönümden kaç gram safran bitkisi elde edilmektedir konusuna. İlk yıl bir dönümden 350 ila 400 gram, ikinci yıl 650 ila 750 gram, üçüncü yıl 500 ila 600 gram kadardır. Dördüncü yıla gelince toprağın gücünü kaybetmesinden ötürü safran yumruları başka bir tarlaya aktarılmaktadır. Bir yumrunun birinci yılda verdiği yumrular Temmuz ayında hasat edilir. Değerli izleyiciler Safranın en önemli zararlısı akarlar ve sıçanlardır. Zararlıları tespit etmek ve soğanların sağlıklı olup olmadığını anlamak için toprağı ve soğanları periyodik olarak kontrol etmeniz gerekir. Ortalama olarak ayda iki kez veya 10 günde bir tarlanın farklı yerlerine oluk veya delik açmalı ve ampullerin sağlıklı veya enfekte olmadığından emin olmak için ampulleri kontrol etmeliyiz. Akarlarla savaşmak için kükürt tanecikli gübre kullanılır Kükürt hem toprağı daha asitlik hale getirir hem de keneler dahil birçok zararlıyı yok eder. Kükürtün faydalarından yararlanmak için ilk sulamadan önce bir dönüme 30 kg kükürt serpip toprakla karıştırarak sulamalıyız. Farelerle başa çıkmak için ise fare kapanları, fare yok edici toksinler, metan gazı ve pirinç tabletleri kullanmalıyız. Ayrıca fare yuvasına metan gazı enjekte etmek Yuva giriş ve çıkış deliklerinden biri hariç, hepsini bir gaz hortumuyla kapatmak, yuvaya gaz enjekte etmek, bu vakaların %99'unu sonuçlandırmaktadır. 80 bin safran çiçeğinden 1 kg safran elde edilmektedir. 5 kg yaş safrandan 1 kg kuru safran elde edilir. Safranla ilgili birkaç tane tavsiyem de olacak. Safran yetiştirmeye küçük bir alandan başlamalı, çünkü yumruları ve kendisi pahalı bir üründür. Yine satıcıdan satın almak yerine bunu üreten üreticiden satın almanız daha faydalı olacaktır. Ayrıca çevrenizden gelen kulaktan dolma bilgilere de önem vermemeniz gerekmektedir. Ve dilerseniz safran yetiştirmeden önce safran yetiştirmesini bilen bir kişinin yanında bir sene çıraklık yapmanız tavsiye edilir. Safran yetiştiriciliği ile ilgili devlet destekleri bulunmaktadır. Ancak sizin bölgenizde devlet desteği olup olmadığını öğrenmek için tarım il müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz. Ayrıca satın alacağınız soğanların devlet güvencesi altında olmasını isterseniz tarım kredi kooperatiflerinden de safran soğanı temin edebilirsiniz. Değerli izleyiciler benim safran yetiştiriciliği hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Sürçü lisan ettiysek afola. Yine emeğimizin karşılığı olarak videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamanızı, bildirimleri açmanızı ve hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.